Değerli ensem yatırımcıları, herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Haftalık yurt dışı piyasa bülteniyle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta genel olarak 3 majör endekste kayıplarla tamamladı Amerika'da. Haftanın son işlem gününde kayıplarını kısmen geri almaya çalışsa da başta Dow Jones olmak üzere. Dow Jones'ta kayıplar %2'nin üzerinde gerçekleşti. S&P 500'de %1 civarında kaldı ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta da 0,8 civarında bir kayıp gördük. Cuma günü başlayan tepki toparlanma hareketinin haftanın açılışına da etki olmaya çaba sarf ettiğini, hafif alıcılı bir seyirle vadeli tarafa bakıldığında piyasaların haftaya başlamayı arzuladığını görüyoruz. Hafta genelinde önemli, altını çizilmesi gerektiğini düşündüğümüz gelişmeler kısaca şöyle. Çarşamba günü tüketici fiyat endeksini, TÜFE verisini takip ediyor olacağız. Amerika'da malumunuz tüketici fiyat endeksi başka bir gün geliyor, çarşamba günü onu göreceğiz. Perşembe günü de üretici fiyat endeksi gelecek. Burada bakıldığında şu ana kadar beklentiler manşet tarafta, yani gıda, enerji, volatil kalemlerin de dahil edildiği manşet veri tarafında bir miktar aşağı yönde seyir. Diğer taraftan gıda, enerji hariç bırakılıp esas itibariyle enflasyonun trendini bizlere gösteren çekirdek tarafta ise hafif yukarı yönde toparlanma. Dolayısıyla Fed'in önümüzdeki dönem alacağı kararlar açısından çok önemli bir veri olacak. Çekirdek tarafta bozulma ne kadar olur? Çekirdek tarafta eğer bozulma fazla olursa bu sefer Haziran'da değil, Temmuz'da değil, hatta belki Eylül'de bile faiz indirimleri başlayabilir şeklinde bir görüşün hakim olmasına neden olabilir ki Fed içerisinden malumunuz özellikle geçtiğimiz hafta Kaşgari tarafından gelen eğer veriler böyle devam ederse ya da tam ikna olmazsak %2'ye doğru geri çekilme yaşanacağından bu sene hiç faiz indirmeyebiliriz gibi şu an piyasaların pek gündeminde olmayan nispeten daha ekstrem bir görüşün dillendirildiğini gördük. Yine bu hafta içerisinde Fed yetkililerinden, guvernörlerden gelecek olan açıklamalar başta Bowman olmak üzere, Williams olmak üzere takip ediliyor olacak. Dolayısıyla Amerika'daki enflasyon ve bunun Fed beklentilerine yansımalarını piyasa takip edecek, görmek isteyecektir. Diğer taraftan Fed'in son faiz kararı sonrasındaki toplantı tutanakları da yine çarşamba günü açıklanıyor olacak. Buradan da önümüzdeki döneme ilişkin üyeler arasındaki görüş ayrıntılarına dair bir takım ipuçları, sinyalleri piyasa görmek, değerlendirmek isteyecektir. Amerika'da tabii ki endeksleri etkileyecek önemli gelişme şirketlerin açıkladıkları bilançolar. İlk çeyreğin sonuna gelinmesiyle beraber ikinci çeyreğin hemen başında bazı şirketler bizde de olduğu gibi Borsa İstanbul'da nasıl bankalar daha önce finansallarını açıklıyor. Benzer şekilde orada da büyük yatırım bankalarının finansallarını açıklamaya hemen bu hafta itibariyle başladığını görüyor olacağız. Özellikle burada Cuma günü ön plana çıkan JP Morgan gibi, Citigroup gibi, BlackRock gibi şirketlerin finansalları yakından takip ediliyor olacak. Burada havacılık sektörü açısından oldukça önemli olan Delta Airlines da çarşamba günü yine finansallarını açıklayacak. Buradan gelecek olan rakamlar tabii bakıldığında eğer ilk başlangıç tarafından bir pozitif mod ile piyasa başlayacak olursa o şekilde devamı gelebilir. Dolayısıyla yakalanacak momentum bilanço sezonunun başlangıcında oldukça önemli olacak bir yakından takip edecek. JP Morgan demişken JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon tarafından gelen enflasyon beklenenden daha katılık arz edebilir. Özellikle hizmet tarafında Amerika'da malumunuz Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde geldi. İşsizlik oranında bir geri çekilme yaşandığını gördük. Ortalama saatlik kazançlar artış kaydetti. Bunlar enflasyonun %3'lere kadar rahatlıkla indirilen enflasyonun 3'ten 2'ye doğru pek kolay inmeyeceğine işaret ediyor. Bunun da anlamı piyasanın şu an itibariyle fiyatladığından ki gene ana senaryo Haziran'da ilk faiz indiriminin gelmesi. Temmuz'a hatta belki Eylül'e sarkma ihtimalinin artması ki bakıldığında bu çok fazla sermaye piyasalarının seveceği bir gelişme olmayacaktır diye değerlendiriyoruz. Dow Jones tarafında yaşanan kayıpların biraz daha fazla olduğundan dile getirdik. Bakıldığında teknoloji tarafında çip üretimi noktasında, yarı iletkenler noktasında ön planda olan şirket Nvidia 900'lerin altına 880'lere kadar geriledi. Burada hani 1000 ve ötesi yeni bir hareketin başlaması, Nasdaq'ın 18.500'leri Nasdaq 100 endeksinin 18.500 ve daha üzerine doğru götürülmesi anlamında önem teşkil ediyor. Gene bültende sizinle paylaştığımız Nvidia'nın kendi satın aldığı yapay zeka şirketleri hangisi sorusunda Arm'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Burada önemli bir yatırımı var Nvidia'nın. Bunlar da yakından takip edilmeli. Temettü tarafında nispeten iş modeli ve temettü ödeme alışkanlığıyla Pfizer hissesinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu da gene detayları bültenimizde bulabilirsiniz.
Forex piyasalarına bir miktar bakacak olursak, Euro-Dolar paritesinde Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe faiz kararını takip ediyor olacağız. Orada Fed'e göre biraz daha erken bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Bu da Euro-Dolar paritesini baskılayabilir. Yani yakın zamanda yaşadığımız yukarı yönlü hareketlerin çok fazla kalıcı olmamasına yol açabilir. Bu manada yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatlarında tabii İran, İsrail üzerinden jeopolitik tansiyon, Orta Doğu'da bakıldığında risklerin halen daha yukarıda olmasıyla beraber altın fiyatları yeni rekorlar kırdı, 2340'ları aşarak. Burada 2300'lerin üzerinde kalınması halen daha momentum kuvvetli olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yeni rekor seviyeler hafta içerisinde gelebilir. Petrol tarafında bakacak olursak Brent petrol 90 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Amerikan tipan petrol WTI 85 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Burada tabii OPEC Plus tarafından yapılan gönüllü kısıntılar, burada Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiğini görüyoruz. Gönüllü kısıntılar tarafında arz talep dengesini tabii bir miktar bozuyor. Amerika her ne kadar kendi içerisinde bir denge içerse de, yani kendi tüketimi üretimi arasında bir denge olursa da, dünyanın geri kalanı noktasında Rusya'nın ve Suudi Arabistan'ın yaptığı kesintiler arz talep dengesini bozmuş durumda. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketler özellikle jeopolitik tansiyon tarafındaki artış beklentileriyle bu noktada etkili olabilir diye düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Tabii dolar endeksinin, yani euro dolar paritesinin ana belirleyici olduğu dolar endeksinin 200 günlük ortalamasının üzerinde yer alması, burada muhtemelen 105'lere doğru, euro dolar paritesinde 1.07'lere doğru bir geri çekilmeyle 105'lere doğru yaşanabilecek bir hareketin de gene gelişen piyasalar nezdinde fon akımlarını zorlayabileceğini akılda bulundurmak gerektiriyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Amerika'da geçtiğimiz hafta nispeten dar bir bant dahilinde satıcılı bir seyir geçirdi endeksler. Bu hafta bakıldığında gene toparlanma adına nispeten düşük gelebilecek bir enflasyon verisi, Fed'den nispeten daha güvercin söylemler ya da daha az şahin söylemler ve jeopolitik tansiyonun çok fazla artmaması, birikmemesi endekslerde toparlanmanın ya da en azından düşüşün sonlanması açısından önemli olacaktır diye değerlendiriyoruz. Evet, böylece bir yayının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum.